Her yerdenizden hepinize selamlar dostlar. Teknemizi anlattık size. Hiç keyfini sürmeyelim mi? Şimdi şöyle koyları kısa bir gezinti yapalım sizlerle birlikte. Şimdi çıkacağız, birkaç koya vuracağız, bir yerde demir atacağız. Sonra birlikte, öyle planlı programlı değil, hem tekneyle birlikte biraz seyir yapalım sizlerle birlikte. Hem de işin içine, için ruhuna birazcık siz de katılın istiyorum. Hadi gidelim. Motorumuzu çalıştıracağız. Motorumuzu aşağı indirelim şimdi. Evet. Tabii yıllarca motoru elinle kaldırmış, sığ yerlerde kendi elimizle trim yapmış biri olarak büyük konfor. Hadi bakalım. Allah selamet versin. Motorumuzu çalıştırdık. Tonoz alatlarımı boşlayacağım. Motorumuz su atıyor mu? Kontrol ediyoruz. Her şey normal. Bu arada bu dikkatini çeken olduysa, bu bir kakıç. Yelkende yedek kakıçtı. Bu tekneyi aldım. Tonozu tutarken burada işimizi kolaylaştırıyor dostlar. Çünkü ön tarafta başta bordomuz oldukça yüksek. Şimdi halatımızı yavaştan boşluyoruz. Evet, halatımızı boşladık. Tonozumuza bakıyoruz. Nerede kaldı? Ve her yerdeniz dostlarıyla birlikte seyre çıkıyoruz. Keyfiniz bol olsun. Keyfiniz bol olsun dostlar. Hepimize iyi seyirler. Şu anda limandan çıkacağız. Tabii ne yapıyoruz? Yine sıkılmadan söylüyoruz. Limanlara girerken ve çıkarken düşük hızlarda girip çıkarsak hem herhangi bir tehlike karşısında önlem alacak vaktimiz olur. Hem de diğer tekneleri rahatsız etmeden girip çıkmış oluruz. O yüzden düşük hızlarda limandan çıkış yapıyoruz. Şamandıramız çıktıktan sonra gaz koluna biraz daha dokunacağız dostlar. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Provamızda ne var? Bana mesaj yazıyorsunuz. Yelkenliği sattın mı Serkan? Motor yat aldın diye. Hayır. Gördüğünüz gibi yelkenimizi satmadık. Mavi yıldızımız, yelkenimiz şu anda provamızda. Canımız bizim. Güzel kızımız. Mavi yıldız burada. Ha. Seviyorum seni. Sakın üzülme. 2 gün sonra beraberiz. Sakın. Gideceğiz. Yeke'de küçük bir problemimiz var dostlar. Yeke kolunun kromu geldiğimde kırılmış. Hatta bir gün sonra iyice açıldı. Ya hızlı geçen teknenin dalgalarından aşındı diye düşünüyorum. İyi ki seyirde olmadı. Tonozdayken başımıza geldi. Çok üzüldüm. O parçayı söktüm. Pala zarar görmesin diye de iplerle en azından tutturdum. Yani iğnecikleri var tabii aşağıda dümen palasının. Düşmez, bir şey olmaz ama yine de önlem aldım. Şu anda yeke kolum altındaki kromu arabada duruyor. Onu artık burada bulamadım bir kromcu. İzmir'e, merkeze gittiğimde acil kaynatmam gerekiyor. Şu anda teknemiz bildiğiniz dümensiz. Sadece dıştan takma motorumuzla çok az yön verebiliriz. Evet, umarım keyif alıyorsunuzdur dostlar. Yavaş yavaş şamandıraları çıkıyoruz. Çok keyifli bir gün. Bugün günlerden cumartesi, dün 30 Ağustos'tu. Böylelikle hepinizin de bayramı kutlamış olayım. İnanılmaz kalabalıktı dün 30 Ağustos'ta. Harika, deniz şöleni gibiydi gerçekten. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani denizde bu kadar kişi teknesiyle birlikte, bir sürü yelkenli demirdeydi, bir sürü motor yat vardı.
gerçekten şenlik havası gibiydi. Ben biraz şeyde değilim hani yani, ay bu koy da çok dolu falan. Koy bu, hepimizin hakkı, hepimiz gideceğiz. Ve çok keyifli. İnsanlar denizde oldukça biz mutlu oluyoruz. Evet dostlar, Şamandıra'mızı çıktık. Dostlar şu anda sancağımızda Kalem Adası var. Hemen Pruvan'da da tam Pruvan'ı aldım. Bakın göstereyim. Tam Pruvan'da İlker Kaptan var ailesiyle. Etap 22, 1988 model bir tekne. İlker Kaptan'a çok daha yeni aldık dostlar bu tekneyi. Birlikte hatta aldık. Birlikte aldık derken yani birlikte baktık tekneye. İlker Kaptan satın aldı. Şu anda keyifteler, her hafta sonu birlikteler. İlker Kaptanım selam. Harikasınız, çiçek gibisiniz yine. İlker benim çok yakın dostum tabii. Birlikte hayal ederdik. Şu anda yelkenlerimiz yan yana duruyor. Çok yakında beraberiz kaptanım. Her yer deniz olsun size. Her yer deniz. Harikasınız. Yakında beraberiz. Yine görüşürüz. Uğrayacağız. Harikalar. İlker'le aynı kurumda 3 sene birlikte görev yaptık. Çok güzel bir hikayemiz var. Onun teknesinde anlatacağız. Oraya saklıyorum onu. Güzel olacak. Şu anda burayı size tek tek gezdireceğim dostlar. Bunca senedir tabii Dikili'deyim, Bademli'deyim. Hiç koyları gezdirmedim, göstermedim size. Bir de benimle gezin. Şu anda sancağımızda dediğim gibi Kalem Adası var. Ali Bey Adası diyen de var. Bu terk edilmiş bir otel görüyorsunuz. Hepsini tek tek anlatacağım. Haydi şimdi devam edelim. Ne kadar güzel. Herkes denizde. Gerçekten bayılıyorum. Tur tekneleri şu anda üstlerinde. Yine deniz sevdalısı insanlarla bir aradalar. Teknesi olmayan kişiler tabii Bademli'yi tur tekneleriyle, büyük tur tekneleriyle aynı zamanda küçük günübirlik kiraladıkları teknelerle gezebiliyorlar. Bakın şurada kalabalık bir koy var. Görüyorsunuz tur teknelerini. Orası Ilıca diye geçiyor dostlar. Bademli Ilıcası diye geçiyor. Kayaların dibinden sıcak su çıkıyor. Burayla ilgili hikayemi de anlatacağım. Biz sabah buraya ilk sıcak suya havuza gelirdik. Sonra kahvaltı yapmaya giderdik adaya. Küçük kayığımızla. Yine başka bir kayığımızla. Aynısını sizler için tekrarlayacağım. Biraz hayatıma dahil edeceğim sizi. Sancağımda Kalem Adası. Burayla alakalı da bir şey söyleyebilirim. Çandarlı Körfezi'ne yani Çandarlı tarafından kuzeye gelenler için özellikle yelkenli tekneler ve draftlı yüksek tekneler için Bademli tarafına girecekseniz Kalem Adası ile Kara Adası'ndan tam buradan giriş yapıyorsunuz olsa. Çünkü Garip Adası ile Kalem Adası'nın arası oldukça
Derinlik düşük 1,5 metrelere kadar, hatta yer yer 1,20'lere kadar düşebiliyor. O yüzden yelkenliniz varsa ve draftınız yüksekse tam buradan giriş yapıyorsunuz. Ya da kuzeyden gelirken buradan çıkış yapıyorsunuz. Buranın öyle bir özelliği de var. Yine insanlar kil peşinde. Bakın orada kil toprağı var. Dostlar şu anda Kalem Adası'nı sancağımızda bıraktık. Burada da çok küçük bir koy var. İnsanlar neden toplanmış orada? Çünkü kil toprağı var dostlar. Üzerlerine sürüyorlar. Ben sizi hanımın koyuna götüreceğim. Orada hepimiz zombiye dönüşeceğiz. Süreceğiz yüzümüzü. İnsanı gençleştiriyormuş. Parlatıyormuş. Arkadaşlarımız öyle söylüyor. Bunca senedir buradayım, daha hiç denemedim. Sizin için yapacağım bunu ama. Elemanı sancağımızda devam ediyoruz dostlar. Diğerim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedi. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege denizi bu. Efendi deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğru belki de. Konuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya. Eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Evet dostlar, burada tabii ki ne yaptık? Hız kestik. Motorumuzu boşa alalım. Buradan bahsetmek istiyorum. Hemen iskelemde şu anda gördüğünüz Garip Adası dostlar. Sancağımdaki kalan yerde Kalem Adası. Yani benim size yüksek draftınız varsa geçmeyin dediğim yer burası. Hem kuzeyden hem güneyden. Girilmemesi gereken yerlerden bir tanesi. Özellikle 2 metre 1.80 gibi salmalarda risk teşkil ediyor dostlar. Bakın yelkenli tekneler buraya demir atmışlar. Burası çok güzel bir demir alanı aynı zamanda. Hemen gördüğünüzde yelkenli tekneler, bakın en sondaki yelkenli tekneyi gördüğünüzde hemen hemen sınır oraya kadar. 7 metre işte 6 metre ve hemen bir yamaç var. Sığlaşıyor. Zaten akvaryum koyu dedikleri yer de orası. Görüyor musunuz? Kaç tane yelkenli var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam 13 tane yelkenli var. Bunlardan bazıları da katamara. Ve bir sürü motor yat var. Tur tekneleri var. Ve tabii ki balıkçılarımız, balıkçı kayığımız var. Çok güzel. Yarın onların av yasağı kalkıyor. Hepsine şimdiden bereketli bir av sezonu diliyorum. Güzel güzel balıklar tutsunlar. Çocuklarımız yesin. Ailemizle beraber yiyelim. Rast gelsin bütün reislere bu arada. Selam olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi yavaşladım. Teknenin arasından tabii ne yapıyoruz? Hızlı geçmiyoruz. Yavaş yavaş seyir yapalım. Biraz gezelim. Sonra güzel bir yere demir atarız beraber. Olmuş denizin üzerine.
arkadaşlar, tatil döneminde olduğu için son kalabalıklar. 2 hafta sonra kimseler olmaz burada. Bazen ki göreceksiniz, birlikte denize çıkacağız. Yine de tabii ki böyle çektiğim bölümler var. Yelkenliyle birlikte buraya geliyorum, demir atıyorum tek başıma. Şimdi bu kadar kalabalık görüyorsunuz ya burayı. Sadece demirde tek başına ben oluyorum çoğu zaman. Zaten derinliğe bakarsanız buradan sonra dediğim gibi sığlaşıyor. Motor yatlar ve katamaranlar biraz daha girebiliyorlar bu taraflara. Dikili Bademli'de Garip Adası ile Kalem Adası'nın arasında kalan akvaryum koyuna doğru ilerliyoruz. Gelmediyseniz muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Burası da akvaryum koyu dedikleri yer. Buraya da sizi özellikle getireceğim. Ayrı bir geleceğiz, zaman geçireceğiz burada. Bakın dostlar, bakar mısınız? Burada gerek kirlik, gerek zindancık koyu, gerek hanımın koyu, gerekse de burası akvaryum koyu diye geçiyor. Birçok yere diyorlar aslında. Türkiye'nin Maldivleri diyorlar. Sebebi de belli. Şu güzelliğe, özgürlüğe bakar mısınız dostlar? İşte bunu yapabilmeniz için size küçük bir tekne, küçük bir kayık yetiyor. Siz yeter ki denizde olmak isteyin. İsteyene her yer deniz. Her isteyene de nasip olsun. Bu kadar güzel yere gelmişken, hadi gelin biraz da denize girelim. Merdivenimizi açalım. Su sıcaklığımız kaç? Girmeden söyleyeyim size dostlar. Su sıcaklığımız 26 derece. Evet. Buradaki akıntıyı da göstereyim size. Hiçbir şey yapmıyorum. Gidiyorum. Sanıyorum ki hiç denizde görmediniz. Üzmeyi biliyorum dostlar. Demirimiz burada. Tam üstündeyim şu anda. Müthiş.
Dostlar yine bir sürü tekne var tabii burada. Az önce İlker kaptanlarla beraberdik. Şimdi de Kerem kaptanlarla birlikteyiz. Onlarla iki gün önce harika bir bölüm çektik. Hala burada gördüğünüz gibi keyifteler. Harikasınız dostlar. Yüzümüzü kara çıkarmadılar. Hala buradalar. Süpersiniz. Birazdan geliyoruz biz de. Çok güzel burası yine. Çok sevdiğimiz yerlerden bir tanesi. Teknelerden de anlayacağınız gibi güzel bir demir yeri. Reisler hayırlı bereketli av sezonu olsun inşallah. Yarın başlıyor. Bu akşam 12'de. Oh, bereketli olsun. Allah'a emanet. Kazas melas. Heyecan dorukta onlar için. İnşallah bereketli olsun. Dostlar demirimizi attık. Yerimiz güzel. Motor stop. Harika. Süper. Ve dostlar geldik, tonosumuza bağlandık. Çok güzel bir gündü, çok keyifliydi. Dışarıda hava biraz kopuktu ama adanın arasında gayet keyifliydi. Kalem adası rüzgarı kesiyordu çünkü. Şimdi elimde iki tane bezim var. Bu kromlarda kullandığım bez. Bu da normal kirini aldığım bez. Her döndüğümde ne yapıyorum? Biraz serpinti geldiyse ya da ayaklarımızdan kirlendiyse suyunu alıyorum. Ve temiz bir bezle üstünden geçiyorum. Bu bezi de normal temiz suyla ıslatmıştım. Şimdi tabii tonozda olduğumuz için bizim sadece 55 litre suyumuz var. Onunla idare ediyoruz. Bir yere yanaşıp da hızlıdan hemen teknemizi yıkayalım gibi bir imkanımız yok. O yüzden suyumuzu çok idareli kullanmamız lazım. Böyle ıslak bezler oldukça işe yarıyor. Ama görüyorsunuz kromu temiz suyla sildikten sonra kırıl kırıl oluyor. Mesela buraya geldiğinizde bakın kromlara. Ne kadar batmış. Bunu hemen böyle temiz ıslak bir bezle siliyorsunuz. Arkasından pırıl pırıl oluyor. Ben bu işlemleri her bağlandığımda yapmaya çalışıyorum. Böylece hem döndüğümde tekne temiz olmuş oluyor. Hem de üstünde tuzlu su barındırmamış oluyor. Mesela burada serpintiden dolayı çok fazla tuzlu su birikiyor. Bakın göstereyim. O yüzden ben ne yapıyorum? Yine tatlı suyla ıslattığım bezle biraz siliyorum. Üstünden kuru bir bezle geçmeye çalışıyorum.